Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Sanırım SMS gelmemiş, öyle bir durum olmuş. O yüzden birazcık geciktim. En azından bir link paylaşayım arkadaşlar için diye. Kusura bakmayın. Benim de şimdi haberim oldu. Özür diliyorum. Hemen bir paylaşıma bakayım en azından diye. Sanırım birazcık daha etkisi olur. SMS gitmemiş. Üzgünüm. Haberim yoktu. Neyse birileri gene de bulmuşlar zaten. Nasılsınız bakalım? Keyifler nasıl? Birkaç dakika daha oyalanayım istiyorum izninizle. Yok yok, geç kalmadınız. Yani ben geç haberim oldu. Kimse daha öncesinde böyle bir sorun olduğunu söylemedi. O yüzden ışığı ayarlamaya çalışayım. Pardon bir yandan. Ben teşekkür ediyorum ilginize geldiğiniz için. Şöyle daha iyi olacak sanırım. Peki. Bugünlük böyle olacak galiba. SMS gelmeyince arkadaşlar girememişler, yapamamışlar. Üzüldüm. En azından video kaydı izleyebilirler. Öyle öyle. Aslında siteden girilebiliyor ama siteden girilse de demek ki arada arkadaşlar bazıları da belki de atladılar. Neyse, kısmette ne varsa olur. Diyecek bir şey yok. En azından tekrar YouTube'u yükleriz. Oradakiler de izlerler ama siz de böyle daha az kişi olunca sorularınızı daha rahat iletebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki bakalım. Umarım geçen haftaki dersleri izlemişsinizdir. Çünkü ekleye ekleye gidiyorum. Yeni gelenler varsa onlar açısından da aynı şey geçerli. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Çok da vaktinizi gene almak istemiyorum. Plan program benden sonraki dersleriniz olduğu için diye. Yavaş yavaş da sayı da artıyor ama artık arkadan arkadaşlar gelirler. Sesim geliyor mu? Her şey tamam mı? Başlıyorum. Peki Zeynep. İlali, hepinize teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, birazcık zaten ister istemez geç kalmış olduk. Diğer arkadaşlar haklarını helal etsinler. SMS gitmeyenler, katılamayanlar. En azından video derse tekrar telafi etmeye çalışırız. Bu arada şeyi bilmiyorum, onu da söyleyeyim. Sizlerle de paylaşayım. Yani Instagram canlı dersi nasıl oluyor gerçekten bilmiyorum. Ses biraz az, bir şey yapabilir miyim bakayım. Instagram'da aynı anda ekranı nasıl gösteriyorlar, nasıl yapıyorlar, bunlara çok hakim değilim ama bir bakacağım. Ekran olmasa bile belki bir soru cevap şeklinde, hızlı bir şekilde belki Instagram canlı dersi de açmayı düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız ya da ister misiniz? Sizin taleplerinize doğru da birazcık bağlı olacak. Orada sadece belki hızlı hızlı bir tekrar yapabilirim diye düşünüyorum baştan sona. Çünkü sınava az bir süre kaldı. Umarım faydası olur. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım. Bugün birazcık bir, belki Instagram'da görmüşsünüzdür, üzüldüm ve dayanamayıp bir sistem videosu hazırladım. Aslında sistem videosu değil, sizlerin de bir uyarı olsun diye. Alıştığınız kalıpların dışına çıkın istiyorum. Daha böyle artık anlayarak hakikaten gidebilin istiyorum. O yüzden beklediğiniz sorular dışında farklı sorular geldiğinde de rahat rahat yapın ki farkı yaratacak sorular da onlar olacak diye düşünüyorum. Bilmeyenler varsa mesela soru şuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm milletvekillerinin katılması halinde en fazla kaç tane siyasi parti grubu olabilir? Şimdi en fazla kaç tane siyasi parti grubu olabilir diye sormuşum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne herkes katılırsa demişim ama bir anda siyasi parti grubunu görünce yani inanamadım ben sayıya gerçekten. O sırada 1000 kişiydi hemen hemen cevaplayan kişi yaklaşık. Yarısı yanlıştı ya ve o yarısının da %95'i zaten 20 işaretlemişti. Yani kafa öyle bir kodlamış ki artık siyasi parti grubu bas neye 20'ye. İyi de soru size siyasi parti grubunu sormuyordu ki. Soru diyordu ki kaç kişiyle 600 kişi varsa kaç tane grup olabilir? 20'şer kişiden 30 tane grup olabilir. Bakın aslında çok basit bir soru. İki soruyu da çok iyi biliyorsunuz. Yani mecliste en fazla, daha doğrusu mecliste kaç tane milletvekili var? 600. Siyasi parti grubu olması için, mecliste siyasi partinin kaç gerekir? 20 milletvekili. Aslında iki tane bildiğiniz bilgiyle çok rahat bir cevap olacak diye düşünürken maalesef birazcık şaşkınlığa uğradım ve onun üzerine de tekrar bir uyarıda bulundum.
Sınavda size fark getirecek olan şey, sınavda sizi başarıya götürecek olan şey, şu hesabı yapıyorsunuz, şu kadar puan falan diyorsunuz ama işin aslı o değil. Bakın, işin aslı sıralama. Ne olursa olsun ön taraflarda yer alabilme. Burası son derece önemli. O yüzden kendinizi mümkün olduğu kadar zorlamaya çalışın. Bu son dönemde de aynı şeyi yapın isterim. Birazcık kendinizi ne yapın? Zorlayın. Katılımcı sayısı sanırım Instagram'dan dolayı birazcık daha artıyor ama tabii ki birazcık aşağıda kaldı. Artık dediğim gibi video dersler arkadaşlarla inşallah bunun telafisini sağlamış olurlar. Ben de eğer becerirsem en azından böyle konuştuğum bir anlattığım bir Instagram dersi de daha sonrasında planlıyorum. Bakalım. Başlıyorum o zaman müsaadenizle hadi bakalım hızlı bir şekilde gitmeye çalışalım. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Neler var? Aşağıdakilerden hangisi kanunen vesayet altına alınabilecek kişiler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi vesayet altına alınabilecek kişiler arasında yer almaz? A. Velayet altında olmayan küçükler. B. Bulaşıcı hastalığı olanlar. C. Akıl zayıflığı, akıl hastalığı. D. Savurganlık. E. Bizzat kişinin istekli bulunması. Bunlar size nereden tanıdık geliyor? Bakın gene aslında dönüp dolaşıp aynı soruyu dersler sırasında farklı açılardan size sormaya çalışıyorum. Kısıtlanma nedenleri. Neredeyse şu anda herhalde 5. dersimiz. Yani bu 5 dersin herhalde 4'ünde bunlardan bahsettim. Kısıtlanma nedenleri son derece önemli diye size söyledim. Yaş küçük bir kısıtlanma nedeni değildir diye söyledim. Yaşlılık başlı başına bir kısıtlanma nedeni değildir ama yaşlılık değil de akıl hastalığı, akıl zayıflığı diye söyledim. Şimdi gene aslında orayla bağlantılı bir soru olmakla beraber demek ki burada vesayet altına alınmaktan bahsediyor. Ama burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Kısıtlanma nedeniyle vesayet altına alınma, daha doğrusu vesayetle kısıtlanma aynı şey değil. Maalesef bunu çok karıştırıyorsunuz. Sadece dikkat edin diye. Velayet altında olmayan küçükler. Şimdi zaten küçükse genelde ne oluyor? Anne babası neyi oluyor? Velayet altında olmuş oluyor. Velayet altında olmayan bir küçük, yani düşünün sonuçta işte 11 yaşında bir çocuk. 11 yaşında bir çocuk ama velayet altında değil. Yani anne baba yok bir şekilde. Velayet altında olmadığı için ona ne atanabilir? O zaman ne atanması gerekir ona? Söyleyin, ne atanacaktır ona? Vasi atanacaktır. İşte madem ki ona vasi atanacaktır, öyleyse velayet altında olmayan küçüklerde ne olacak? Gene vesayet altına alınabilecek durumda olacak. Diğerlerinden kastım C, D ve E şıkları ise size nereden tanıdık geliyor? Nereden tanıdık geliyor onlar? Hatırlayın, kısıtlanma nedenlerinden tanıdık gelmesi lazım. Zaten bir kimse kısıtlanmakla artık ne olur? Vesayet altına da alınmış olacaktır. Yani şöyle baktığınızda vesayet altına alınmanın bizde, vesayet aslında üst başlık, vesayet altına alınmanın, buradan ilk önce hemen sorunun cevabında ne yapalım gene? Tekrar yapmış olalım. Vesayet altına alınmak sorunun cevabı neymiş demek ki bu arada? B şıkkı oluşacak. Yani olacak. Bulaşıcı hastalığı olanlar ne değil? Baktığınızda vesayet altına alınma bir sebebi olmayacak. Ama burada esas derdim, dediğim gibi bu sefer bugün neyi öğrenin istedim? Kısıtlanma kararı ile vesayet altına alınma kavramları birbirinden farklı. Kısıtlanan bir kişi doğal olarak zaten ne olur? Vesayet altına da alınmış olacaktır. Ama vesayet altına alınan herkes kısıtlanmış demek değildir. Örneğin velayet altındaki bir çocuk, klasik örneği, velayet altındaki bir küçük de ne olmuştur? Vesayet altına alınmıştır. Ama ne değildir bakın? Kısıtlı değildir. O yüzden sınav açısından vatandaşlıkta bence eleyici sorulardan biri olur. Dua edin böyle bir soru gene gelsin. Zaten farkındaysanız bazı sorular için hep şey diyorum size. Dua edin böyle bir soru gelsin diyorum. Çünkü kısıtlanmayla vesayet aynı şey değil ama kısıtlanmaya şartlanıp bir anda sıkıntı olabilir. Örneğin diye söylüyorum size. Küçükler ne değildi mesela baktığınızda? Küçük, daha doğrusu bir kısıtlanma nedeni değildi. Yaş küçüklüğü ama yaş küçüklüğü ve velayet altında olmaması neymiş demek ki? Vesayet altına alınma sebebi olabilecekmiş. Peki devam edelim hemen yeni sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına saldırıda bulunan bir kişinin açabileceği davalardan biri değildir? Bunu da sormamın nedeni gene baktığınızda dörtlülere dikkat edin diye size çok söylüyorum böyle. A, B, C, D. Sonra neyi bulacaksınız? Kötü şıkkı ne yapacaksınız? Bulup işaretleyeceksiniz. Yani ÖSYM dörtlüleri sever. Bir tane de B'yi oraya, E'yi koyarsınız. Ne olursa soru olur. Peki bir kimsenin kişilik haklarına saldırı olursa o zaman kendisini korumak adına hangi davaları açabilir dediğinizde aslında bildiğinizi görün. Bir, öncelikle böyle bir saldırının olduğunu tespit ettirmek için bir tespit davası açabilir.
Böyle bir davanın, böyle bir saldırının olacağı yönünde ciddi bir emare varsa, daha bu saldırı gerçekleşmeden bunu önlemek için bir önleme davası açabilir. Eğer ki saldırı devam ediyorsa, hala kişilik haklarınıza bir saldırı varsa, o zaman bu saldırıyı sona erdirmeleri için ne yapılabilir? Bir men davası açılabilir. Saldırı yaptı, kişilik haklarım zarara uğradı. Ne olacak? Bir zararım var. Zarar varsa niye hatırlayın demiştim size? Tazminatı hatırlayın. Maddi manevi tazminat davası açılabilir. Yani esasen derdim burada E şıkkının ne olacağı değil. E şıkkına herhangi başka bir şey de yazılabilirdi. ÖSYM'de çok rahat bir şekilde onu yazabilir. Burada dörtlü var. Kişilik haklarına saldırı halinde açılabilecek olan davalar nelermiş? Nelermiş? Sayalım hemen. Tespit davası, önleme davası, saldırıyı sona erdirme davası ve tazminat davası ne yapılabilecek? Açılabilecek. O zaman baktığınızda istiklal davası ise o mülkiyet hakkı ile ilgili, pardon, mülkiyet hakkı ile ilgili ne? Bir dava olmuş olacak. Peki bakalım, devam edelim gene. Aşağıdakilerden hangisi bir tüzel kişinin kişiliğini kendiliğinden sona erdiren nedenlerden biri değildir? Şimdi hatırlayalım. Gerçek kişilerden bahsettik. Hak ehliyetinden, fiil ehliyetinden ne yaptık? Bahsettik. Nelere karşı? Bu arada çok mu hızlı gidiyorum? Kimse bir cevap yazmadı. Normalde cevap yazılırdı. Soruyu okumanıza zaman mı vermedim? Öyle mi oldu? Telaşta mı davrandım? Kusura bakmayın. Orada mısınız? Sesim geliyor mu? Emin olamadım hakikaten. Tamam, oradaysanız sorun yok. Bir an şüphe duydum. Yani böyle demek ki kalabalık olmanın da etkisi de oluyor. Birazcık da ben hızlı bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Böyle. Hiç soruları cevaplamanıza. Selam Ayşe. Sevdim o hareketi. Tamam. Eyvallah. Peki o zaman. Şimdi aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliği kendiliğinden sona erdiren nedenlerden biri değildir? Peki hangi nedenle kendiliğinden sona ermemiş olabilir? Hadi size birazcık o zaman zaman tanıyayım bu şekilde. Şöyle bir bakın, cevabınız ne olur? Hangi nedenle kendiliğinden sona ermiş olmayacak? A şıkkı geldi. D şıkkı geldi. Başka? Bir D daha geldi. D'ler artıyordu. O zaman cevabınız ne olsun? A geldi ama bilemedim. Kimse E demedi mi? Benim burada tuzağım E'ydi aslında. Neyse, demek ki pek de tuzak bir soru yaratamamışım. O ayrı konu. Arkadaşlar şimdi bakın. Tüzel kişinin sona ermesi, esas derdimiz bu. Tüzel kişinin sona ermesi bir, kendiliğinden olabilir. Ya da yani biz ona infisah diyoruz. Baktığınızda ne yapılabilir? Kendiliğinden sona erdirilebilir. Ya da fesh edilebilir. Yani fesh edilip derken biri ne yapacak? Onu fesh edecek. Artık ortadan kaldırmış olacak. Şimdi öyle olunca zaten kendiliğinden olmayan, şimdi böyle sorulara, hani dedim ya, cevabını tam bilmediğinizi düşündüğünüz sorulara, bilmiyorum mesela ne kadar kişi kalkıp da bunları bu şekilde çalıştı daha öncesinde ya da kurslarda ne kadar hepsini tek tek detaya girebiliyorlar, ama diyelim ki bu soruda hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmeseniz bile sorudan korkmamayı sanırım artık öğrendik. Yavaş yavaş öğrendiğimizde hissediyorum ben bunu. Daha doğrusu verdiğiniz cevaplardan anlıyorum. Bu da beni son derece mutlu ediyor baktığınızda. Şimdi burada bir tanesinde kendiliğinden sona erme yok. Hangisinde yok? Bakın ortada koskoca bir ne var? B şıkkında, aynen öyle. B şıkkında ne diyor? Mahkemece ne olmuş? Kapatılmış. La mahkeme kapatmış. Kendiliğinden olmamış ki. Yani aslında soru zor gibi gözüküyor. Ama şöyle durduğunuzda ne yapabiliyorsunuz? Yakalayabiliyorsunuz. Defalarca söyledim. Dua edin. Bu tür sorular gelsin. Birazcık böyle baktığınızda birazcık da bilgiyle daha rahat, emin bir şekilde işaretleyeceğiniz sorular gelsin. O zaman diğer şıklar, onlara da daha sonra bakarsınız. Diğer şıklar tüzel kişiliğini kendiliğinden ne yapılabilir? Ne yaptırır? Sona erdirir. Ama mahkeme kararıyla kapatılması, mahkemenin artık ben seni kapatıyorum diye artık o noktaya gelmesi, iş artık orada ne yapar? Mahkeme o tüzel kişiyi fes etmiş, ortadan kaldırmış olur. Yani infisah değil, ne olacak orada? Fes olmuş olacak. Devam edelim hemen. En son bakalım gene tüm şeylere. Bir sözleşmenin her iki tarafının ortak iradeleriyle üçüncü kişilere zarar uğratmak veya gerçeği gizlemek maksadıyla iradeleriyle beyanları arasında bilerek ve isteyerek oluşturdukları kanunda geçersizlik yaptırıma tabi olarak düzenlenmiş uygunsuzluk türü derken, şimdi burada ne? Olay ne dediğinizde, bir şöyle soruyu daha sonra siz de okuyun ya da şu anda siz de okuyun. Burada derdim aynen öyle, kavramı biliyorsanız ne olur ne olmaz diye, bu kavram gözden kaçmasın diye. Bizim danışıklı dövüş dediğimiz şey, yani ne? Muvaza. Muvaza neydi? Ondan da bahsedelim. Soru doğrudan doğruya böyle bir tanım şeklinde değil de bir olay şeklinde de gelebilir. Olay şeklinde geldiğinde bir anda insanlar panik olabilir diye. Şimdi soru ne diyor? İki kişi aslında ne yapıyorlar?
üçüncü kişiye zarar uğratmak ya da ondan gerçekleri saklamak için yapmayacakları bir şey yapmış gibi gözükecekler ya da yaptıklarını farklı gösterecekler. Bunun klasik örneklerinden biri nedir biliyor musunuz? Bunun klasik örneklerinden biri bir ev satın aldığınızdaki ev fiyatları da zaten ne yaptı yeterince uçtu. Mesela devlete %4 biz ne ödüyoruz? Harç ödüyoruz. Değil mi? Yani bu ne demek dediğinizde 1 milyonluk bir ev alsanız işte 40 bin lira. İşte kalkıp da 5 milyonluk bir ev alsanız 200 bin lira devlete ne yapacaksınız? Vergi vereceksiniz. Şimdi bizim millet, biz devlete o 200 bin lirayı verir miyiz? Vermek ister miyiz? Vermek ister miyiz? Genelde istemiyoruz. E ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki arkadaş tamam ben sana bunu 5 milyona satıyorum ama biz bunu tapuda ne gösterelim? Gel senle 1 milyon gösterelim. E niye? Böylece daha az ne olacak? Vergi ödeyecekler. İşte o zaman, işte o yüzden böyle bir durumda artık aslında ne var? Bir muvazaa var. Nerede muvazaa var? Rakamda muvazaa var. Yani ne yapıyorum ben? Oradaki rakamı baktığınızda evine hayıza gelen kişinin eşyalarını konusunda satması. Şimdi gerçekten satarsa muvazaa olmaz. Ama satmış gibi gösterirse o zaman muvazaa olur. Ya da şöyle söyleyeyim mesela size başka bir örnek vereyim madem öyle. Mesela eve haciz gelecek diye atıyorum ya da şirkete haciz gelecek diye şirketten örnek verelim. Bir şirkete haciz gelecek bunu da biliyorlar. Haciz arabası falan gelmeden önce o haciz işlemleri başlamadan önce mesela adam şöyle bir şey yapıyor. Bu benim bilgisayarı kiralıkmış gibi gösteriyor. Ya da işte oradaki makineyi bir kira sözleşmesi yapıyor bir makine firmasıyla. Sanki makine onlarınmış o kiralamış gibi yapıyor. Şimdi öyle olduğunda geldiklerinde arkadaş senin bu makineyi alacağız dediklerinde alabilirler mi? Ben neyi göstereceğim? Bak burada ne var? Burada bir kira sözleşmesi var. Bu aslında makine benim değil diyeceğim. Peki bu doğru mu? Aslında değil baktığınızda. Ya da tabii aslında oradaki olay muvazaayla birazcık karıştı ama sonuçta iki kişi, üçüncü kişi ne yapıyor? Kandırmış oluyor. Kandırmaya çalışıyor. Ya da başka bir örnek mesela. Adamın dört tane çocuğu var. Bir tanesini çok seviyor. Diğerlerine miras gitsin istemiyor. Kendi evini aslında o sevdiği çocuğuna bağışlamışken tapuda satım gibi gösteriyor. Yani sanki çocuğu o parayı vermiş de o evi almış gibi. Aslında para mara aldığı yok. Niye? Sırf diğer kardeşler kalkıp da işte bunda bizim de payımız var diyemesinler diye. En azından muvazaa nasıl bir şey? Böyle bir olay gelirse mesela siz kendiniz bile olay yaratmış oldunuz. İşte eve hayata gelecek de o zaman nasıl bunu malı kaçırırım gibisinden. Bir şekilde bir olay kurgularlarsa ve o olayla iki kişi anlaşıp da üçüncü kişiyi yanıltmaya çalışıyorsa ortada ne vardır diyecek misiniz öyleyse? Ortada ne vardır? Kavram olarak herkes bilmiş olacak bir muvazaa vardır diye söyleyeceğiz. Hadi bakalım gene devam edelim şuradan. Aşağıdakilerden hangisi kesin delil niteliğinde değildir? Şimdi şey de söyleyeyim işte ÖSYM çıkmış sınav sorusu benzerleri falan filan. Elbette ne anlatırsak anlatalım. Kitaplarda ne yazarsak yazalım. Mutlaka içinde ne de var baktığınızda. Yani ben orijinal soru yazarım her zaman. Ama elinde sonunda da benzer şey gelmiş olur. Mesela ÖSYM neyi sormuştu vatandaşlıkta da bu delilleri sormuştu. Delil niteliğindedir değildir derken hangisi kesin delil niteliğinde değildir? Burada cevap olarak E mi geldi? Evet. E geldi, A geldi, E geldi, Hikmet abi diye. Arkadaşlar cevap taraf yemini değil. Taraf yemini kesin bir delildir. Taraf yemini nasıl ya? Karşı tarafın yemini beni bağlar mı diyebilirsiniz. Hemen ilk önce o zaman onu açıklayayım. Madem E şıkkı size tuzak gibi olmuş. Olay şu. Şimdi ben haklı olduğumu iddia ediyorum. Davayı açmışım. Ben haklı olduğumu iddia ettiğimde benim orada kalkıp yeminler etmemin bir anlamı yok. Yani düşünsene ben diyorum ki işte ben Nurcan'dan ne kadar alacaklıyım? Nurcan'dan 1 milyon alacaklıyım. İstediğim kadar yemin edeyim. Olur mu? Olmaz. Ya da baktığınızda işte şöyle olmuştu bana bunu yapmıştı. Yeminler edeyim. Ben zaten neyim? Ben zaten tarafım. Oradaki aslında taraf yemininden kastı ben artık davamı ispatlayamıyorum. Yani o parayı verdiğimi, o borcu verdiğimi ispatlayamıyorum. Melih'e para vermişim ama ispatlayamıyorum. Kaydım kuydum yok. Bankadan da vermemişim. Bankadan da vermedim. Hiçbir şey yapamadım. Nasıl ispatlayacağım? Son çare artık. Artık son çare şudur. Ben o zaman yemin teklif ederim. Derim ki ne yapsın karşı taraf? Madem öyle benden para almadığına, bana borçlu olmadığına dair yemin etsin. Artık o son çaredir. Orada o yemin de ederse geçmiş olsun zaten. Yapacağınız bir şey kalmaz. Ama taraf yemini kesin bir nedir? Kesin bir delildir. İkrarın ne olduğunu herkes biliyor değil mi? İkrar sukuttan gelir. Daha doğrusu sukut ikrardan gelir diye. Bizde söylenir. Hukukta öyle bir şey yok ama böyle sustuğunuz zaman davayı kabul etmiş olmazsınız. Mesela onu da söylemiş olayım. Yani ilginç bir vatandaşlık sorusu olur ama bence olabileceklerden biri. Yani
birine bir dava dilekçesi geldi. Adam da hiçbir şey yapmadı. Al sana tam bir vatandaşlık sorusu bence. Ben bunu bir ara kitaba da eklemiş olayım diye şimdi hakikaten düşündüm. Mesela birisi de dava açtı ve davaya cevap vermek için 2 haftalık süreniz var ve hiçbir şey söylemediniz. O zaman ne olur? O zaman onun tüm iddialarını reddetmiş olursun. Tamam mı? Yani bizde baktığınızda sukut ikrardan gelir denir ama hukuk öyle işlemiyor. İkrar ne yapmak? Kabul etmek. Yani kalkıp da evet ben bunu yaptım, şu da şöyle oldu derse artık adam, artık onu olacaktır zaten. Kesin delil olacaktır. Senet zaten kesin bir delildir. Mahkeme kararı, kesin hüküm, o da nedir? Yine kesin bir delildir. Size garip geliyor nedense bu ama bilirkişiyi görene bir şey oluyor böyle. Lan bilirkişi yok. Olur mu? Onun dediği işte falan gibisinden. O yüzden bilirkişi gerçekten güzel tuzak oluyor. Mesela tanık desem o zaman atlanmıyor ama bilirkişide nedense bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakın tanık nasıl ki takdiri bir delilse, öyle değil mi? Yani yalancı tanıklık diye bir şey var. Yalancı tanıklık diye de hatta söylüyoruz. Ya da işte böyle işte komşusunu kollamak için ya da boşanma davası sırasında kaynana gelini iyice gömmek için ne yapabilir? Tanıklık yapabilir. Şimdi ben o kaynananın tanıklığına itimat mı edeceğim hakim olarak? Hayır. Tanıktır, keşiftir, bilirkişidir. Bunlar ne? Bunlar takdiri delildir. Yani bir bilirkişi kalkıp da bir şey yazdı diye, rapor yazdı diye hakim o rapora uymak zorunda mı? O zaman o şeyi de yargılamayı da aslında kim yapsın? Baktığınızda bilirkişi yapmış olsun. Tamam. Aynen öyle yani olabilir. Yani hakim oradaki bilirkişi raporuyla tam böyle rapor olsa dahi derken zaten rapor oluyor. Yani bakın olay şu. Bilirkişilik, madem ondan bahsedeyim aklınıza daha rahat yatsın. Ben bilirkişiye niye giderim biliyor musunuz? Ben hukukçuyum. Ben şimdi hukuku bilirim ama ne bileyim oradaki hesap kitap işini nereden bileyim? Bilmiyorum orada nasıl olur. Ne bileyim ne var mesela reklamcılıkla alakalı bir dava. İşte reklam sektörü nasıl işler? Instagram'da o nasıl olur? O nasıl bir şey? Bundan anlayan birinden rapor isteyebilirim. Derim ki arkadaş bak Instagram'da bir şeyler oluyor ama bunlar nasıl oluyormuş? Bana bir rapor verin. Bana orada raporlar verir, teknik rakamlar verir. Ben o teknik rakamlara itimat edebilirim ama o raporu beğenmeyip başka bir rapor da isteyebilirim. Yani o zaman bilirkişi raporu ne değilmiş baktığınızda? Ne olmayacak bilirkişi sizin için? Kesin delil olmayacak. Aklınıza yattı mı? Tanık nasıl kesin delil değilse, kaynananın lafıyla gelin idam edilmezse o zaman ne olacakmış? Bilirkişi de sizin için ne olmayacak? Kesin delil niteliğinde olmayacaktır. Peki. Hadi o zaman. Şimdi geçen haftanın dersine gelenler buradaysa eğer o zaman daha rahat anlayacaklardır. Niye ben bu soruyu seçtim? O yüzden diyorum mümkünse videoları önceden bir izleyin, üstüne ekleyerek gidiyorum diye. Geçen hafta ben size dokunulmazlığı anlattım. Dokunulmazlıkla ilgili soru sordum. Dokunulmazlıkla ilgili soru sorarken bağıra bağıra şunu söyledim. Mutlak dokunulmazlık, nispi dokunulmazlık. Bizim kalksın kalksın dediğimiz hangisiydi? Biz hangi dokunulmazlığa kalksın kalksın diyoruz? Mutlak dokunulmazlığa mı kalksın kalksın diyorduk biz? Nispi dokunulmazlığa mı kalksın diyorduk? Bizim kalksın kalksın dediğimiz dokunulmazlık hangisiydi? Hangisiydi? Ha? Bakayım, söyleyeyim bakayım. Süpersiniz. Nispi dokunulmazlık. Harika. İşte geçen hafta böyle mutlak mutlak diye geliyordu ama işte biz buyuz. Bu işi halletmişiz. Bizim kalksın kalksın dediğimiz nispi dokunulmazlıktı. Çünkü adı üstünde zaten diğer neydi? Mutlaktı. Mutlak olanı zaten ne yapamazsınız demiştik? Daha da kaldıramazsınız diye söylemiştik. İşte bizim kalksın kalksın dediğimiz şey, bizi rahatsız eden şey, falanca milletvekili hakkında rüşvet iddiaları varmış, öbür milletvekili işte adam öldürdüğü söyleniyormuş, bir tanesi işte terör örgütüyle ilişkiliymiş filan. Lan bizi rahatsız ediyor. Böyle iddialar var. Lan bu adam ne olsun diyorduk biz. Bu adam ne olsun? Yargılansın diyorduk. İşte bizim kalksın dediğimiz dokunulmazlık suçla alakalı olan. Yani milletvekili hakkında, önce konuyu bir halledelim, sonra soruya bakarız. Milletvekili hakkında seçimden öncesi veya sonrasına ilişkin. Bakın fark etmiyor. Yani adam milletvekili olmadan önce de bu suç işlenmiş olabilir. Sonuçta iddia sonrasında milletvekili olduğu zaman ilişkin olduğunda seçimden öncesi veya sonrasına ilişkin bir suç işlediği iddiasıyla yargılama yapılabilmesi için kaldırılması gereken dokunulmazlığa biz ne ad veriyoruz? Nispi dokunulmazlık adını veriyoruz. Yani olay şu. Bir adam, mesela bir adam sallıyorum işte kaçakçılıktan yargılanıyor. Kaçakçılıktan yargılanırken milletvekili olabilir miydi? Hepimiz bunu öğrenmiştik. Adam kaçakçılıktan yargılanıyordu. Milletvekili olabilir miydi? Olur muydu? Olurdu. Ha, olur, milletvekili oldu. Milletvekili olunca onun bu kaçakçılıkla ilgili yargılaması ne oluyor? Bu kaçakçılıkla ilgili yargılaması ne oluyor bunun? Ne oluyor söyleyin bana? Duruyor. İşte bizi rahatsız eden şey bu.
Nasıl duruyor dedinse? Çünkü adamın neyi var artık? Artık devam etmiyor. Ne oluyor artık? O yargılama orada duruyor. Ne zamana kadar duruyor? Meclis onun bu konudaki dokunulmazlığını kaldırıncaya ya da milletvekili sıfatı sona erinceye kadar. Yani bir adam öldürmekten yargılansın. Adam öldürmekten yargılanıyor. Ya düşünün böyle. Hatta kasti adam öldürmekte yargılanıyor. Öyle bir şey var. Şimdi adam öldürmekten yargılanırken milletvekili olabilir mi? Olabilir mi? Olur. Niye? Masumiyet karnesi. Hatırlayın. Masumiyet karnesi. Nereden biliyorsun? Belki gerçekten öldürmedi. Sırf adamın milletvekili olmasını engellemek için böyle bir şeyler yaptılar. Adam milletvekili olur. Peki adam öldürmekten yargılanırken milletvekili olunca bu suç ne olacak? Daha doğrusu bu yargılama ne olacak? İşte duracak. İşte bizi rahatsız eden de şey bu oluyor. Ya diyoruz ki ya milletvekili olsun. Eyvallah olsun. Bakın demokratik düzende şuna engel olmayın. Olmamak lazım. Bu adam yargılanıyorsa yargılanıyor. Milletvekili olsun. Ama diyoruz ki bizim vicdanlarımız ya diyoruz böyle bir iddiada varsa milletvekili de olsa ne olsun yargılaması devam etsin en azından. O zaman en azından bir bakalım zaten yargılama da yıllarca sürüyor ama en azından bir devam etsin diye söylüyoruz. İşte ama devam etmiyor. O zaman toparlıyorum. Nispi dokunulmazlık neymiş? Milletvekili hakkında seçimden öncesi ve sonrasına ilişkin, öncesi ve sonrasına ilişkin bir suç işlediği iddiasıyla yargılama yapılabilmesi için kaldırılması gereken dokunulmazlığa nispi dokunulmazlık denir. İşte o zaman A şıkkı ne diyor? Hangisi doğru değildir demiş. Dedim size ben doğru değildir sorularını, yanlıştır sorularını severim. Çünkü burada yanlış tamam ama 4 tane de doğru ne var? 4 tane de sizin bilmeniz gereken bilgi var. Aslında soruyu da o yüzden yine sormuş oldum. O zaman A şıkkı doğru mu? Baktığınızda doğru. B şıkkı. Milletvekili sıfatının sona ermesi dokunulmazlık ortadan kalkar. Kalkar mı? Kalkar. Niye? Çünkü dediniz biraz önce bu nasıl bir dokunulmazlık? Nispi dokunulmazlık. Yani bu adam niye bu dokunulmazlığa sahip? Milletvekili sıfatına sahip olduğu için sahip. Milletvekili sıfatı ortadan kalkarsa ne olacak artık? Dokunulmazlığın kalkması lazım. Yoksa ne güzel düşünsene bunun olmadığını. Al fıstık gibi suçu işle ondan sonra sırada milletvekili ol. Yırtın suçtan. Niye dokunulmazlık var? Ömrü billah. Olmaz. O ömrü billah olan milletvekili sıfatı sona erse dahi devam eden hangisiydi o? Kürsü dokunulmazlığıydı hatırlayın. O mutlak dokunulmazlıktı. D şıkkı milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aksine kararı olmadıkça tutulması, sorguya çekilmesi, tutuklanması ve yargılanması ne değildir? Mümkün değildir. Aynen öyle. Nispi dokunulmazlık olduğu için siz bu milletvekilini alıp da karakolda ifadeye zorla tutamazsınız. Gözaltına alamazsınız. Adamı tutuklayamazsınız. Bu adamın neyi var? Neyi var çünkü? Nispi dokunulmazlığı var. Bir de bakalım ne? D şıkkına bakalım. Tamam sırayla gideyim neyse. Dokunulmazlık süresince ceza zaman aşımı süreleri işler. Bu doğru mu? Bu mantığınıza yatıyor mu? Yani bu ne demek onu söyleyelim. Adam milletvekili de olsa, ceza hukukunda ne var biliyorsunuz? Ceza hukukunda neler var? Baktığınızda süreler var. Yani zaman aşımı süreleri var. Adam milletvekili ise o zaman bu şeyden faydalanacak mı? Zaman aşımından faydalanabilecek mi? Hayır. Niye? Düşünsene o zaman biz de hele hani muhalefette diyeceğim ama baktığınızda yıllardır milletvekili olan ne var? Birileri var. Adam bilmem kaçıncı dönem seçilmiş. Oh ne güzel. O zaman ki zaman aşımına uğrayacak olsa çoktan ne olacak? Zaman aşımına uğramış olacak. Adam da yırtacak. Yani bir adam gerekirse basar dünyanın parasını. Bunda ne yapar? Böylece nasıl olsa zaman aşımına uğrar der ama işte olmaz. O zaman yanlış olan hangisiymiş? D şıkkı neymiş? Yanlış olan şık. E şıkkı birazcık garip gelebilir. Ona da dikkat edin. Milletvekilleri kendi başlarına dokunulmazlıklarından vazgeçemezler. Neden biliyor musunuz? Mantığı ne? Ya ben bu adama bunu kalkıp da ona bir ayrıcalık olsun diye vermedim. Anayasanın mantığı ona bir ayrıcalık yaratmak değil. Anayasanın mantığı demokratik düzenin varlığını ne yapmak? Korumak. Demokratik düzeni sağlamak. O yüzden benim amacım o adama, o milletvekiline bir menfaat elde ettirmek, onu koruma altına almak olmadığı için o korumayı alıyorsun ama aslında amacım ne? Demokratik düzen. O yüzden kalkıp da öyle bir anda delikanlılık edip tamam ya kaldırdım ben dokunulmazlığımı yok yargılayın beni falan olmaz. Zaten o yüzden de birazcık şov yapıyorlar. Şöyle bir eskiyi böyle bir hatırlayın. Daha doğrusu böyle televizyonlarda gördüğünüzü. Bazı milletvekili hakkında böyle işte konular açılınca dokunulmazlık falan deyince oraya gider kaldırın dokunulmazlığımı diye mecliste şov yapar. Niye? Baktığınızda niye onu yapıyor? Çünkü kendisi de biliyor. 12 kalkarsa diğeri de kalkacak. Bilmem ne olacak. Bunlar etliye sütliye de pek ne yapmıyorlar? Karışmıyorlar. Ve kendisi zaten ne yapamıyor? Feragat edemiyor. Peki geri gelmişken şeyi de sorayım. Bu bakanlar biliyorsunuz eskiden bakanlar milletvekili olabiliyordu. Artık öyle bir sistem yok.
Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, bunların dokunulmazlığı var mıdır? Var mı sizce? Cumhurbaşkanı yardımcısının da dokunulmazlığı olsun mu? Tabii ki olsun. Yani adam koskoca ne? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Herhalde kalkıp da olmadığını düşünsene böyle. Arabasıyla geçerken polis çevirip de gel bakayım delikanlı sen ne yapıyorsun? Senin hakkında bir ihbar var. Karın şikayet etti deyip de ne yapamazsınız? Herhalde bakanı gidip de karakola alamazsınız. Peki. Şimdi bu dokunulmazlıkla ilgili. Bunların dokunulmazlığı var ama soruyu ondan sonra geleyim direkt cevabı da söyleyeyim. Bu dokunulmazlığın sökmediği iki tane nokta var. Bakın burası önemli. Dokunulmazlığın sökmediği iki nokta var. Tamam bunları koruma altına almışlar ama bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Buralara dikkat edin. Dokunulmazlığın sökmediği iki tane nokta varmış. Birincisi, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek olmaksızın yargılama başlar. Ne demek istiyorum? Milletvekili böyle hakkında iddialar falan var ama ortada bir şey yok. Ortada bir şey yokken bir anda kamera kayıtları çıktı. Daha sonrası kamera kayıtları geldi. Adam orada paraları alıyor, rüşvet alıyor. Dokunulmazlığı var mı? Kamera kayıtları gelmiş. Gözüküyor orada kabak gibi. Rüşvet alıyor. Dokunulmazlığı var mı artık bu adamın? Söyleyin bana, yazın oraya. Dokunulmazlığı var mı? Kamera kayıtları çıktı ortaya. Kimseden ses yok. Var mı dokunulmazlığı? Nuray, Berfin yok mu? Olmasın mı? Adamın dokunulmazlığı var. Var arkadaşlar, var. Bakın özellikle söyledim. Dikkat edin. Kamera kayıtları ortaya çıktı dedim. Ama istisnamız ne? Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Kamera kaydı suçüstü müdür? Hayır. Yani olay şu. Adam tam böyle paraları alırken polis gidip baskın yapacak olursa, milletvekili de olsa, ağır ceza gerektiren suçüstü hali ise ya da milletvekili almış eline bıçağı, karısını şöyle tutmuş tam böyle boğazlayacak. İşte tam o sırada eğer ki polis giderse o zaman bu nedir? Ağır ceza gerektiren bir suçüstü halidir. Yani dikkat edin. Ha şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar sizin hangi suçun ağır cezalık olduğunu bilmeniz mümkün değil. Açıkça söyleyeyim ben ceza hukukçusu değilim. Tam hukukçuyum. Her şeyden birazcık anlarım. Little into the middle diğer alanlardan ama kalkıp da ben dahi hepsini bilmem. Yani sizin bilmeniz mümkün değil. O yüzden sınav için sizin için önemli olan şey şu. Ağır ceza gerektiren suçüstü hali varsa söylüyorum kamera kaydı falan deyip tuzak atabilir sakın atlamayın. O zaman ne? Artık adamın dokunulmazlığı yok. İkinci istisna soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlanılmış olmak şartıyla. Bakın bunun bir şartı varmış. Şart neymiş? Soruşturma milletvekili seçilmeden önce başlayacak. Adam şu tarihte milletvekili. Yani soruşturma ne zaman başlayacak? Daha milletvekili seçilmeden önce başlayacak. Soruşturmasına milletvekili seçilmeden önce başlanmış olmak şartıyla. Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren suçlarda. Peki anayasa madde 14 ne? Militan demokrasi suçlarında dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek olmaksızın yargılama devam eder. Bakın niye devam ediyor? Niye devam ediyor? Çünkü zaten soruşturma ne olmuş? Başlamış. Ne zaman başlamış hem de? Baktığınızda milletvekili seçilmeden önce. Yani olay şu. Bir adam terörden yargılanırken milletvekili olabilir mi? Bir adam ülkeyi bölmeye çalışmaktan yargılanırken, bir adam laik düzeni yıkmaya çalışmaktan yargılanırken, bir adam demokratik düzeni ortadan kaldırmaya çalışırken, yargılanırken bununla ilgili milletvekili olabilir mi? Dikkat edin, milletvekili olabilir mi? Olabilir. Niye? Masumiyet karnesi. Ama işte anayasa diyor ki, bu adamın suçu diyor militan demokrasi ise, hatırlayın militan demokrasi neydi? Savaşan demokrasiydi. Demokrasi yok etme özgürlüğünüz yoktu. Eğer ki bilmeyenler varsa eski videoları mutlaka izlesinler çünkü anlattım. İşte bir adam bundan yargılanıyorsa milletvekili olsa dahi diyor ki arkadaş diyor durum vahim. Böyle bir şeyden dolayı artık sen dokunulmazlığa sahip değilsin. Sen milletvekili olsan dahi senin yargılaman ne yapar? Devam eder. Yani iki noktada ne yok? Dokunulmazlıkları yok. Bir, ağır ceza gerektiren suçüstü hali. İki, militan demokrasi suçu olacak. Ama ne zaman başlayacak? Yargılama mutlaka milletvekili seçilmeden önce başlayacak ve devam edecek. O zaman toparlayalım. Adam milletvekili. Milletvekili seçilmiş. Tamam seçimleri yaptık. Biz ne zaman yaptık genel seçimleri en son? Hatırlayın. Genel seçimleri ne yaptık biz? Yaptık bitirdik. Genel seçimleri yaptıktan sonra adam şu anda milletvekili. Şu anda milletvekiliyken bu adamın terör örgütüne yardım ettiği yönünde iddianame falan var. Geliyor böyle. Peki dokunulmazlığı var mı yok mu?
yargılayabilir misiniz? Böyle iddialar da olsa. Bu adamı yargılayabilir misiniz? Hayır. Çünkü şart neydi? Şart neydi? Soruşturma milletvekili seçilmeden önce başlayacak. Tamam mı? İki noktada neyi yokmuş? İki noktada neyi yokmuş? Dokunmazlıkları yokmuş. Peki. O zaman alın size direkt soru. Aşağıdakilerden hangisinde milletvekili dokunmazlıktan yararlanması mümkün değildir? A şıkkı. Karıştığı trafik kazası bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesi. Öldürdü adamı ama adam milletvekili. Yapacak bir şey yok. Milletvekili sonu erinceye kadar ya da bununla ilgili baktığınızda zaten bu taksirli olacak ayrı konuda. Bununla ilgili baktığınızda adam yaralama suçu da olsa. C'ye bakalım. Milletvekili seçildikten sonra militan demokrasi suçu olsa. Gene yok. Milletvekili seçilmeden önce başlayan kaçakçılık suçu. Kaçakçılık suçu hocam. Kaçakçılık milletvekili seçilmeye engel. Doğru. Kaçakçılık milletvekili seçilmeye engel. Ama adamlı olmamış. Sonuçta daha kesin hüküm giymemiş. Ondan sonra adam milletvekili oldu ama hakkında kaçakçılık iddiaları var. Varsa var. Neyi beklemeniz lazım? Meclisin dokunulmazlığını kaldırmasını beklemeniz lazım. O zaman cevap zaten doğrudan doğruya bilgi sorusu olmuş oldu. Ağır cezayı gerektiren suç üstünde ne yokmuş? Ne yokmuş? Dokunulmazlığı yokmuş. Dokunulmazlığın ne olduğu kafanıza yattı mı? Nispi dokunulmazlık tamam mı? Bizim kalksın kalksın dediğimiz olay neymiş? Mutlak olan neydi? Kürsü dokunulmazlığı. Sert hoca ben senin diye ne yapardı? Baktınız orada söylerdi. Tazminat davası açabilirdim ama istediği gibi ne yapar? İşte federasyon gelsin, eyalet sistemi kurulsun, ülke bölünsün, şu olsun bu olsun. O yasama sorumsuzluğu. Burada ne var? Burada bir suç istinadı var. Peki süpersiniz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu soruya çok çok dikkat edin. Bakın yıllarca ders anlattım. Dediğim gibi yani hakikaten sayısını bilmiyorum. Böyle bir düşündüğüm zaman 10 bin falan diye söylemiştim bir ara ama çok basit bir rakam söylemişim. 10 bini sanırım ben bir yıl içerisinde anlattım. Sadece salonlarda falan düşündüğümüzde zamanda. Yılların deneyimi, dokunulmazlık hangi çoğunlukla kaldırılır? Ben şunu söylerim. Size hiçbir şey denmediği sürece, basit çoğunluk geçerlidir. Ve dokunulmazlık konusunda hiçbir şey söylemediğimiz halde dokunulmazlık bizdir ya, koruyor ya. Nedense sınavda sal çoğunluğa ya da daha büyük sayılara gitmeye kalkılır. Ama üstüne basa basa söylüyorum. Dokunulmazlık basit çoğunlukla kaldırılır. Yani size hiçbir şey söylenmediği sürece zaten basit çoğunluk. Zaten dokunulmazlık konusunda da hocalarınız size kalkıp da şöyle bir şey olur, şunu da çıkar demesine gerek yok. Çünkü demediği sürece aslında basit ama burada demesek bile sıkıntı olduğu için buraya çok dikkat edin. Dokunulmazlık hangi çoğunlukla kaldırılırmış? Basit çoğunluk. Yani basit çoğunluk neydi? Toplananların yarısından fazla olan çoğunlukla kaldırılır. Tamam mı? C şıkkı nereden çıktı? Arkadaşlar, üretim sayısının 3'te 1'i olan şey o toplantı yeter sayısı. Sakın ha dikkat edin. Tamam mı? Toplantı başka bir şeydi. Melek olur öyle canını sıkma. Toplantı yeter sayısı meclisin her konuda en az kaçtı? Her konuda en az. Meclis üretim sayısı neydi? Baktığınızda 600 ve meclis neyle toplanırdı? Üretim sayısının en az 3'te 1'iyle yani 200'de toplanır. O ayrı. Tamam mı? Toplananların yarısından fazla olan sayıyla karar verir. Bu ne? Baktığınızda ana kural basit çoğunluk ve karar yeter sayısı. 151 nereden geliyordu? Onu da hatırlatmış olalım madem öyle. Ancak bu karar yeter sayısı hiçbir zaman meclis üye tam sayısının 4'te 1'inin bir fazlasından az olamaz. Yani karar yeter sayısı minimum kaç? 151. Aynen öyle. O zaman size alın soru mesela. Şöyle sorsaydım soruyu. Adana milletvekilinin dokunulmazlığın kaldırılması gündeme gelmiştir. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili yapılan oylamada dokunulmazlığın kaldırılması için gereken sayı en az kaçtır deseydim. Gereken sayı en az kaçtır? Alt sınır ne olacak? 151 olmuş olacak. Toplanmak için 200 ama karar için 151 olacak. Peki şöyle olsaydı Adana milletvekilini kaldırmak istiyorlar ama 500 kişi toplandı. Kaç lazım o zaman? Söyleyin bana. 500 kişi toplanmış. Milletvekilini kaldırmak istiyorum. Çok güzel. Toplananların yarısından fazla olan sayı kaç? Yani 251 lazım. Dikkat edin diye söylüyorum. Dokunulmazlığı görenler her ne kadar arkadaşlar çalıştık deseler de söylüyorum. Ben çalıştım vatandaşlık biliyorum diyenlerin 301 neydi? Arkadaşlar 301'in olduğu bir sürü yer var. Şimdi sadece tek bir yer yok. Kürsüde eğer ki bana küfrederse tazminat davası açabilirim. Yargı ne diyor? Arkadaş diyor o kadar da değil diyor. Yani kalk da Serhat Hoca ben senin demenin artık orada neyin var? Yasama sorumlusu da olsa hukuk davası açabilirim ama kalkıp da adımı ne yapamam hapse götüremem. Tamam. Dokunulmazlık hangi çoğunlukmuş?
basit çoğunluk. Toplananların yarısından fazla olan çoğunlukla kaldırılır. Üstüne basa basa söylüyorsan bir nedeni var. Dikkat edin. Geldim şimdi nereye? Geçen hafta size iptal davasını anlattım. Hatırlıyor musunuz? Derse katılanlar. Bir kanun çıkacak. Şekil bakımından iptal için gereken süre 10 gün. Esas bakımından gereken süre 60. Size bir tablo yapmıştım. Ortanı ikiye bölün. Bu kadar basit demiştim. Tamam mıydı o iş? Hallettik mi? Baktığınızda hallettik mi? Arkadaşlar hapse giren milletvekili başka bir şeyden olmuştur. Yani bakarız onlar neymiş daha sonra gerekirse söyleriz ama prosedür bu. Tamam, dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Soruşturma önceden başlamıştır. Ağır cezadır. Tamam, tekrar geliyorum. Şimdi sorulara bakarız. Sorular değil gene derdim. Önce bir konuyu anlatayım size. Burada gene soru kalsın da soru isteyenler arkadaşlar gene okumuş olsun. Şimdi birazcık geç başlayınca tabii bir 10 dakikanızı isteyeceğim. Anayasa uygunluk denetimi. Anayasa Mahkemesi'nin temel işlevi ne? Kanunların anayasa uygunluğunu yapmak, denetlemek. Anayasa Mahkemesi bu yüzden var. Anayasa Mahkemesi'nin temel işlevi kanunlar anayasa uygun mu değil mi? Sadece kanunlar değildi. Mesela iş tüzüğe bakıyordu. Başka neye bakıyordu? İşte Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bakıyordu. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu denetimi iki yoldan yapar. Ya iptal davasıdır ki geçen hafta anlattığım şey oydu. Belli kişiler belli sürelerde Anayasa Mahkemesi'nde belli normlara karşı dava açabilir. İşte bu iptal davası. Tamam. Biri soyut norm denetimidir. Biri somut norm denetimidir. İtiraz yoludur, defi yoludur. Peki neye göre soyut? Neye göre somut? Bunu ortaya koymak için aslında neden başlamak lazım? Ortada olandan başlamak lazım. Yani somut norm denetim yolu. Somut norm denetim dediğiniz şeyin diğer adı neymiş? İtiraz yolu. Diğer adı neymiş? Defi yolumuş. Niye itirazmış bu? Niye itiraz biliyor musunuz? Çünkü ne yapıyorsunuz böyle? Bizde yok o sistem aslında ama Amerikan filmlerini falan bilirsiniz böyle. Ne yaparlar böyle? Böyle yargılama sırasında o avukatlar da bir hep böyle onlar bir karizmadır falan böyle baksanız. Ya bayansa avuafettir. Erkekse böyle ayrı bir yakışıklı. Ama habire böyle her şeye itiraz ederler. Objection, objection diye bağırıp dururlar böyle mahkeme sonunda. İtiraz ediyorum mahkemeye falan diye. Aha de işte gözünüzün önüne bu gelsin. İtiraz yolu bu. Mahkemenin içerisinde bu adamlar ne yapıyor? Aklınız öyle kalsın. İtiraz ediyor. Ne yapıyor? Def ediyor. Neyi def ediyor? Kendini savunuyor. Saldırıya karşı kendini ne yapmış oluyor? Def etmiş oluyor. İşte o yüzden bunun adı itiraz yolu, defi yolu, somut norm denetimi yolu. Bakın niye somut? Şimdi daha rahat oturacak. Müsaade edin bana. Somut norm denetimi yolu şu. Görülmekte olan bir davada hakimin uygulayacağı kuralın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına itiraz yolu, defi yolu, somut norm denetimi yolu denir. Yani ortada bir mahkeme olacak, bir dava olacak. O davada hakim karar vermek için kanunları uygulayacak. Ve o kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ben eğer düşünüyorsam hakime diyeceğim ki hakim bu aykırı gibi ya da hakim kendisi bunu düşünebilir. Konu nereye gidecek? Anayasa Mahkemesi. Böylece Anayasa Mahkemesi bir denetim yapacak. Daha da şöyle örneğini vererek toparlayayım. Ne demek istiyorum dediğinizde. Şimdi Ali ile Ayşe'nin boşanma davası olsun. Tamam mı? Ali ile Ayşe'nin boşanma davası olabilir mi? Olabilir. İşte Ali ile Ayşe boşanacak. Ondan sonra Ali artık Ayşe'den bıkmış, Ayşe de ondan bıkmış falan derken daha sonrasında hatta olay şöyle olsun. Ayşe Ali'yi ne yapmış? Boynuzlamış. Olamaz mı? Olabilir. Tamam, illa hep erkekler mi yapacak? Yok öyle bir şey. İşte baktığınızda diyelim ki Ayşe Ali'yi boynuzlamış. Ali bunu öğrenmiş. Canı da çok sıkkın. Diyor ki hakim bey beni boşa. Hakim bey beni bu Allah'ın cezası kadından ne yap? Kurtar. Artık bu Allah'ın cezası beni bitirdi. Beni dünya kadar artık maddi manevi ben yıkıldım. Bana bir de ne yapsın? Bana bir de tazminat versin dedi. Tamam eyvallah. Ali Ayşe'den boşanmak istiyor. Bir de üstüne tazminat istiyor. Daha sonrasında Türk Medeni Kanunu'nda tabii ki böyle bir hüküm yok. Uyduruyorum. Zaten anayasa aykırı olsun diye de uyduracağım. Şimdi Türk Medeni Kanunu'nda şöyle bir hüküm olsa. Türk Medeni Kanunu şöyle bir hüküm getirse. Dese ki boşanan kadın hiçbir suretle tazminat ödemez. Yasak koyucu pozitif ayrımcılık diye kadını daha fazla korumak adına filan Türk Medeni Kanunu'nda böyle bir hüküm koysun. Boşanan kadın hiçbir suretle tazminat ödemez. Hüküm bu. O zaman ne olacak? Ben hakimim. Hakim olarak neye uymak zorundayım ben? Kanuna uymak zorundayım. Açtım baktım kanunu. Dedim. Sonra ne yapacağım? Ali kardeş tamam ben seni boşuyorum da. Hakim olarak ne diyeceğim? Tamam seni boşuyorum boşamaya da boşayacağım da. Kardeş kusura bakma sana ne yok? Sana tazminat yok. Niye? Kanun böyle diyor. Deyince Ali kalkıp da hakim bey ben boşanırken bu Allah'ın cezasına nafaka tazminat veriyorum da o niye bana tazminat vermiyor? Bu nasıl hukuk? Bu nasıl kanun? Bu nasıl eşitlik? Hani anayasaya göre kadınla erkek eşitti. Hiç böyle kanun olur mu? Der mi? Diyebilir mi? Der. Ben onun bu iddiasını ciddi bulursam hakim olarak konuyu nereye taşıyacağım? Nereye?
Anayasa Mahkemesi'ni. Ya da Ali'nin hiçbir şey demesine gerek yok. Ali hiçbir şey demese dahi ben kendim re'sen yani kendimden hakim olarak bakıp ana boşanan kadın tazminat ödemez. Ben yakında karıyı da boşayacaktım. Ana tazminat vermeyecek miyim? Ben böyle hüküm mü olur deyip ben konuyu nereye taşıyabilirim? Gene re'sen Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilirim. Dikkat edin. Ali gitmiyor Anayasa Mahkemesi'ne. Hakim olarak ben diyorum ki arkadaş bak bu kanun bu maddesi bence anayasadaki neye aykırı? Neye aykırı? Eşitliğe aykırı gibi. Ama haddime değil. Değil Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İşte bunun adı neymiş? İtiraz yolu, defi yolu. Şunu tamamlayalım. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Anayasa Mahkemesi'ne başvurunca kim bekliyor? Ne yapacağım ben? Davayı kapatacağım hakim olarak. Böyle kapatacağım. Neyi bekleyeceğim? Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararını bekleyeceğim. Niye? Çünkü Ali ona göre bir de tazminat alacak. Ben bekliyorum. Benle beraber de kim bekliyor? Ali bekliyor. Ali gelir daha sonra. 2 ay sonra gelir. Hakim Bey ne oldu? Ali daha bir şey yok. Daha gelen giden yok. 3 ay sonra gelir. Hakim Bey bizim dava. Ali daha bir şey yok. 3 yıl sonra gelir. Hakim yok daha yok bir şey yok filan. Yıllar geçmiş. Ali yaşlanmış böyle. Hakim benim mi dava vardı? Nafakasına da tazminatında filan diye. La bu Ali ne kadar bekleyecek? Ne kadar bekleyeceğim ben Anayasa Mahkemesi'nin kararını? Hatırlıyor musunuz? Cevabınız neydi? Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararını mahkeme ne kadar bekleyecek? Süpersiniz. 5 ay süreyle beklenir. Bakın Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Anayasa Mahkemesi'nin kararını 5 ay süreyle ne yapacağım? Hakim olarak bekleyeceğim. 5 ay içerisinde karar gelmezse yapacak bir şey yok. Kanun hükümlerine göre karar vereceğim. Yani diyeceğim ki Ali sana ne yok? Tazminat yok. Ama gene de benim kararım kesinleşinceye kadar. Örneğin Aile Mahkemesi'nin kararı daha nerede kesinleşir? İstinaf sonrasında nerede? Yargıtay'da. Zaten aradan 2-3 yıl daha geçer aslında. Mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar gene de ne gelirse, Anayasa Mahkemesi'nin kararı gelirse gene Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulur. Ama ilk etapta bekleme süreniz ne kadarmış? 5 aymış. Mantığı neymiş? Orada niye bekletiyorum ben? Yani karar gelsin de ona göre filan belki hareket edilir diye aslında ne yapmış oluyorsun? Beklemiş oluyorsun. Bu. İşte itiraz yolu dediğiniz şey bu. Bir şey daha var, bir süre daha var. Onu da hemen halledelim. İçin böyle baktığınızda içerisinde. O da şu. Şimdi benim aklıma geldi hakim olarak. Daha doğrusu Ali bana bunu söyledi. Ben de gittim başvurdum Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de karar verdi bu konuda. Dedi ki evet ana ben kesin kanunu iptal edecektim diyordum. Anayasa Mahkemesi dedi ki yok dedi Türk toplumunda maalesef dedi kadın yeri birazcık geride kaldı. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapılması anayasa aykırı değildir. Pozitif ayrımcılığa kadınları koruma yöneliktir. Bizce dedi ne değil? Anayasa aykırı değil. Hayda. Aykırı bulmadı. Şimdi ben Ankara'daki Aile Mahkemesi hakim olarak başvurdum. Beni reddetti. Peki aynı olay İstanbul'daki, İzmir'deki, Bursa'daki, Mardin'deki, Van'daki hakimin de önüne gelemez mi? Orada da ne bileyim Mahmut, orada da kalkıp da Kadir, orada da kalkıp da işte Osman kalkıp da tazminat için dava açamaz mı? Açabilir. O zaman ben Ankara'dan başvurdum, reddi yedim. O Bursa'dan başvuracak. Öteki Adana'dan başvuracak. Ne olacak peki? Anayasa Mahkemesi'ne habire bunlar ne yapacaklar? Anayasa Mahkemesi'ne habire başvuracaklar. Anayasa Mahkemesi'nin işi gücü yok. Habire sürekli olarak aynı kanun anayasaya uygun mu değil mi diye bakacak. İşte bu olmasın diye itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen bir davada. Bakın dikkat edin buna. Çok dikkat edin. Hangi yolla diyorum? Hangi yolla? İtiraz yoluyla. Yani nerede değil? Soyut norm denetimi değil. Sakın ha. Tamam. Yani itiraz yoluyla gelsin. Somut norm denetimi yoluyla gelen bir davada. Anayasa Mahkemesi'nin işin esasına girerek verdiği red kararından itibaren tam 10 yıl geçmeden aynı kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu iddiası ne yapılamaz? Anayasa Mahkemesi'ne baş vurulamaz. Tamam. Anayasa Mahkemesi sürekli aynı şeyi incelemesinde ne var? 10 yıllık yasak var. Mantığınıza otursun diye söyleyeyim. Yani başvurulamazdan olay şu. Mardin'deki hakim bunu bilmez. Gider başvurur ama Anayasa Mahkemesi incelemesini şöyle yapar. Bakar Türk Medeni Kanunu kaçıncı madde? 312.8. Ha, ben buna daha önce bakmış mıyım? Bakmışım. 10 yıl geçmiş mi geçmemiş. Çat reddi basar gönderir. Yani hiç kalkıp da uğraşmazlar bile. Oradaki o zaman Mardin'deki hakim de şunu anlar. Ha, tek akıllı kendi değilmiş. Biri başvurmuş reddi yemiş. Üzerine de 10 yıl geçmemiş. 5 aylık süre, 10 yıllık süre anayasa hukukunda başka hiçbir yerde yok. Nerede varmış sadece? Nerede varmış sadece? İtiraz yolunda. Herhalde bunları da birbirine karıştırmazsınız. Ne kadar bekleyeceğim Anayasa Mahkemesi'ni? 10 yıl oldu. Ölme şeyim ölme. Biri 5 ay, biri 10 yıl. İtiraz yolu neymiş? Kafanıza oturdu mu? Anladınız mı? Önemli tarafı bu.
Neden itiraz diyormuşuz? Neden defi diyormuşuz? Neden defi biliyor musun? Def ediyorum işte. Diyorlar ki sana tazminat yok. Ben diyorum ki ben oradan hadi. Bana tazminat var. Deyip kendimi savunuyorum. Tamam. Neden itiraz yolu? Tamam. Peki süpersiniz. Başka bir şey daha. Şıkları buradan bakarız. Hangisi yanlıştır diyor. B şıkkı yanlış. Niye B şıkkı yanlış? Onu söyleyeyim hemen. Şimdi hem o bilgiyi vermiş olayım. Arkadaşlar itiraz yolunda sadece esas bakımdan denetim vardır. Yani bir kanunun olması için gereken sayı vardı yoktu filan. Bu artık iş buraya gelmiyor. Anayasa diyor ki anayasa arkadaş diyor itiraz yolunda ben kalkıp da diyor kanun sayısı vardı yok diye baktırmam diyor. Yani o zaman şunu bir anlayın. Anayasa değişikliği itiraz yoluna konu olabilir mi? Bakın çok güzel sorular bunlar aslında dikkat edin. Anayasa değişikliği iptal davasına konu olur mu? Anayasa değişikliği anayasa uygunluk denetimine tabi olur mu? Olur. Ama anayasa değişikliği sadece hangi bakımdan denetlenirdi? Anayasa değişikliği sadece hangi bakımdan denetlenirdi? Şekil bakımdan. O zaman anayasa değişikliği itiraz yolunda denetime tabi olur mu? Anayasa değişikliği itiraz yoluna hayır. Niye? Çünkü şekil bakımdan denetim nerede yok? İtiraz yolunda yok. Tamam. Sanırım somutlama denetim yolu tamam. O zaman alın size esasen size gelebilecek olan sorular. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda kararı ne kadar sürede beklenecekmiş? Cevabınız neymiş? Baktığınızda 5 ay süreyle beklenmiş olacak. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Mahkeme reddetti. Ne kadar süre geçmeden bir daha başvurulamaz? Cevabınız ne olacak? E şıkkı 10 yıl olacak. Tamam mıyız? Süremi fazlasıyla açtım. Kusura bakmayın. Birazcık da geç başladığım için oldu. Neden soyut? Neden somut? Tamam mı? Alın size anayasa yargısında anayasa uygunluk denetimi falan diye zor diye söylerler. Zor mu? Değil. İşin mantığını alırsanız gerçekten zor değil. Peki bugün anlattıklarımla ilgili sorularınız varsa alayım. Yoksa kaçabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Katılamayan arkadaşlardan da tekrar helallik istiyorum. Kusura bakmayın SMS'den dolayı böyle bir şey olmuş. Tamam videoyla inşallah Tuğçe şey olacaktır, telafi edecektir. Sen zaten yaparsın. Onda şüphem yok. Ben teşekkür ederim hepinize. Peki bakalım. Ben teşekkür ettim. Sorunuz varsa anlattıklarımdan gene de alabilirim. Yaparsın Tuğçe şüphem yok. Yaparsın. Sadece dikkat edin. Yani bugün birazcık kızdığımı söylüyorum. Yani kızma değil aslında. Size kızmak haddime değil. Onu da söyleyeyim. Kimseye böyle kızacak bir şeyim tabii ki yok ama ben kendi adıma acaba dedim ben mi bir şeyleri atlıyorum? Ben mi tam istediğimi yapamadım diye düşündüm ama sanırım birazcık acele etmenizle alakalı bir sorun oldu. Tamam. Ben teşekkür ediyorum Arzum. Ben teşekkür ediyorum hepinize. O zaman haftaya Perşembe, şimdiden söylüyorum SMS gelir gelmez. Haftaya Perşembe kısmetse yine dersimizi yapacağız. Ondan sonraki ders arkadaşlar bayram haftasına geliyor. Öyle bir program var ama sanırım orada artık bir dersimiz olmayacak. Onun yerine hızlı tekrara geçmeyi düşünüyorum. Haftaya yine Perşembe 21, kaçtaydı bizim dersimiz? 30'da. Evet bir anda şey yaptım. 9.30'da gene olacak. Eğer yapabilirsem, becerebilirsem en azından böyle konuşacağım şekilde... bana gelen linki gene paylaşayım ama bu sefer dikkat ettiririm SMS'de attırırım. Yani böyle bir şey olmuş ya da bir kopukluk olmuş. Bu seferlik böyle oldu artık. Tamam. Gülkız gerçek ismi merak ettim. Güzel bir isimmiş eğer şeyse. Sevdim yani. Hoş bir isim. Peki kendinize çok çok iyi bakın. Memnun oldum o zaman Gülkız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlarınız olsun. Kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz. De şu aletleri becerebilsem neler yapacağım ama işte.